Baksana şu habere. Koca Osmanlı ne hale düştü? İstanbul'a gidiyorum paşa. Seni bir türlü ikna edemezken ne oldu böyle birdenbire? İngiliz müstemleke nazırı bak ne diyor paşam. Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça onlara hakim olamayız. Ya bu kitabı onların elinden almalıyız ya da bu kitaptan soğutmalıyız. Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi güneş olduğunu dünyaya göstereceğim. Alemlerin Rabbine, selam onun elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Şam şehri ulemasının teveccühüyle kardeşlerine bu hutbeyle seslenmek nasip oldu. Kardeşlerim, dağınık ve acılar içindeki İslam aleminin 6 büyük hastalığı vardır. Ve bu 6 hastalığı Kur'an eczanesinde tedavi etmek mümkündür. Bu hastalıklardan birincisi, ümitsizliğin hayat bulup birinmesi. İkincisi, günlük hayat içinde ihlasın, samimiyetin kaybolup gitmesi. Üçüncüsü, düşmanlığa muhabbet beslenmesi. Dördüncüsü, iman ehlini birbirine bağlayan nurani bağların bilinmemesi. Beşincisi, diğer hastalıklarla büyüyen baskıcı iradeler. Altıncısı, yardım anlayışını şahsi menfaatlerinin dışına çıkarmama. Bütün kuvvetimle derim ki, ilerleme milliyetimiz olan İslamiyet'in ilerlemesiyle ve hakikatin tecellisiyle mümkün olacaktır. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaflardır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Ayrımcılık birliğe değil, ayrılığa sebeptir. İslam'ın siyaseti kendisinden çıkmalı, başkasına alet ve basamak olmamalı. Müslümanlar gaflete düştü ve küstüler. Hristiyanlık fen ve medeniyeti kendine mal edip bu iki silahla üstünlük sağladı.
medeniyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettin, ahiretini de. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim, türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Sait topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şehameti İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür. Hiç ehemmiyeti yok. Nitekim öldüm. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, vicdanı zulümkarlığa dayanabilseydi, Sait bugün asılmış ve masumlar cümlesine iltihak etmiş olacaktı. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, yalnız 20 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Sait değil, bin Sait feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur.